Merhaba sevgili izleyenler. Bugün Ramazan'ın 14. günü ve Denizli Valisi Abdülkadir Demir Denizli basınına polis evinde yemek verecek birazdan. Kendisi daha gelmedi. Birazdan burada olacak. Biz dilerseniz Denizli basındaki arkadaşlarımızla Ramazan ayı hakkındaki düşüncelerini öğrenelim. Denizli Valisi Abdülkadir Demir Denizli basına yemek veriyor demiştik. Yanımızda da Zaman Gazetesi Denizli İl Temsilcisi Casim Alan var. Merhabalar, nasılsınız? Merhaba. Teşekkür ederim, sağ olun. Programların yoğunluğundan basın bir araya gelemiyordu. Bu sayede Denizli Valisi Abdülkadir Demir bizi bir araya getirmiş oldu. Neler söyleyeceksiniz? Ramazan nasıl geçiyor? Evet, çok teşekkür ederim. Gerçekten dediğiniz gibi yoğun geçiyor. Bu yoğunlukta Vali Bey bize vakit ayırıp bizimle görüşmesi çok bizi de memnun etti. Çok teşekkür ediyoruz. Bütün arkadaşlar böyle Ramazan'ın o güzel havasından, birlik beraberliğinden, dayanışmasından, kaynaşmasından istifade etme adına Vali Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bizi bir araya getirmeye vesile olduğu için. İnşallah daha güzel olacak. Geçen biz de Zaman Gazetesi olarak aynı şekilde basın mensuplarıyla cemiyet başkanımızın başkanlığında güzel bir iftar verdik. Bir araya geldik. Bu bir araya gelmelerin çoğalmasını istiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Teşekkürler. Herkese iyi Ramazanlar. Sağ olun. Yemeğin güzel ve özel isimlerinden bir tanesi de Denizli Hizmet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Altay Varol bizlerle birlikte. Altay abi nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi akşamlar, iyi programlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ramazan'ın yoğunluğundan Denizli basını bir araya gelememişti ama Denizli Valisi Abdülkadir Demir bizi bir araya getirdi. Evet, Ramazan'ın zaten en önemli özelliklerinden biri de insanları böyle kaynaştırmak, insanların huzur içinde, bereket içerisinde birbirlerine ikramda bulunduğu aylardan biri Ramazan. Ramazan öyle bir özelliği var. İşte Sayın Valimiz başta olmak üzere Denizli'de sivil toplum örgütleri, hayırseverler, bu tür organizasyonlarla insanları birbirlerine getiriyorlar, yakınlaştırıyorlar. Biz de sizin dediğiniz gibi yoğun bir çalışma temposu içerisindeyiz. 7 saat 24 gün. İşte bu tür etkinliklerde de bir araya gelip hem iftar yapma hem birlikte sohbet etme imkanı buluyoruz. Bence Ramazan'da en güzel yanı bu. Hep güzel şeyler, hep iyi şeyler oluyor. İnsanın kalbinden de dudaklarından da iyi şeyler dökülüyor. Onun için ben bu akşamki etkinlik sebebiyle Sayın Valimize de peşinden şimdiden teşekkür edeyim. Bir yorgunluk atacağız, iftarımızı yapacağız. O başka mutluluk olacak inşallah. Çok teşekkür ediyorum Altay abi. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Size de teşekkür ederim. İyi program. Yanımızda Denizli'nin en acar iki muhabirleri var daha doğrusu. Hizmet Gazetesi'nin en acar muhabiri Ümit Bilgiç ve İhlas Haber Ajansı Denizli temsilcisi Emrah Varol bizlerle. Ümit abi neler söyleyeceksin? Yoğunluktan dolayı bir araya gelememiştik. İftar yemeği yememiştik. Denizli Valisi Abdülkadir Demir bizi bu akşam polis evine bir araya getirdi. Evet, Sayın Valimize biz de teşekkür ederiz. Yani gün boyunca yoğun haber temposu içerisinde çalışıyoruz. Ramazan ayı da bizim için tabii zor geçiyor. Sonuçta herkes işte iftarını açarken biz o saatte haber peşinde koşturmuş oluyoruz. Ve gecede etkinlikler olunca bazen de onlara gidiyoruz. Yani Ramazan ayı bizim için yoğun geçiyor. Bir de yazın olması sıcak. Böyle yoğun bir tempoda Valimize çok teşekkür ederiz. Bizleri bir araya getirdi. Güzel bir akşam, güzel bir yemek. Hep birlikte yemeğimizi yiyeceğiz. Evet, topun atılmasını bekliyoruz. Yalnız ben bir şey söylemek istiyorum. Hani valiyle belediye başkanlarıyla röportaj yaptım ama heyecanlanıyorum. Ama ilk defa kendi meslektaşlarımla yapınca daha çok heyecanlandım. Sesimden de belli olmuştur Emrah. Evet, ben de Ümit abiyle ilk defa bir programa katıldığım için çok heyecanlıyım. 20 dakika kaldı herhalde ezana. Ezan okunsa da su içsek de şu ızdırap bize diye bekliyoruz açıkçası. Emrah, sen hala çizik atıyor musun Ramazanlarda? Birinci gün bitti, tabii, ikinci gün bitti. 30 günlük bir imsakiye asıyoruz. İmsakiye her gün bir kişi çiziyor böyle değişik kalemlerle birlikte. İşte bakalım bu akşam Sayın Valimiz size çok teşekkür ediyoruz. Bizi böyle bir araya getirdi. İnşallah iftar yapacağız. Size de teşekkürler. Biz çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Thank you.
Bugün Denizli'de basınla yemek veren Denizli Valisi Abdülkadir Demir'le birlikteyiz. Sayın Valim, Denizli basınında yoğun olduğumuz için basınla bir araya gelememiştik meslektaşlarımızla. Sizin sayenizde bir araya gelme şansı bulduk bu akşam. Neler söyleyeceksiniz? Evet, hakikaten görüyoruz. Herkes koşuşturuyor Denizli'de. Tabii özellikle şehirdeki harekete uygun olarak basın mensuplarımız da çok yoğun. Tabii ilave de Ramazan olunca program çok. Büyükşehir Belediye'mizin programı var. Diğer kurumların programı var. Her odalarımız kendi programlarını yapıyorlar. Valilik olarak bizim bütün kurumlarla görüşmelerimiz var. Ama mutlaka bir araya gelmemiz gerekiyor. Bu düşünceyle bugün özellikle medya ve basın sektöründe olan arkadaşlarımızı davet ettik, sağ olsun. Onlar da bizi kırmadı. Birlikteyiz. Tabii bir araya gelmek, sadece görüşmek bile bence çok önemli. Sizin de dediğiniz gibi herkes yoğun koşuşturma içerisinde. Bu vesileyle genel bir değerlendirme yapacağız. Hem bir araya geleceğiz. Ramazan'ın güzelliği, bereketi diyorum. İnşallah iyi bir akşam olacak diyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz Sayın Vali, bizi bir araya getirdiğiniz için. Biz teşekkür ederiz, hoş geldiniz. Denizli Valisi Abdülkadir Demir'in Denizli basınına verdiği yemekte yanımızda DRT'nin teknik müdürü Levent Karcıoğlu var. Levent abi, yoğun tempodan bize de vakit ayırıldı. Vallahi bir mola gibi oldu bu. Çok iyi bir dinlenme şey denk geldi. Gündüzleri ben biraz bebek var. Onu... Arkadaş oradan ama şey yapıyor, keselim. Denizli basın biraz muzip olduğu için karşıdan el sallamalar, güldürmeler falan çok oluyor Levent abi. Maalesef öyle. Her taraftan bir işaret. Sen biraz kameranın arkasında olduğun için. Tabii buraya gelince böyle ışık görmüş tavşan gibi kaldık yani. Yani. Düşünsene biz hep insanları çekmek için, röportaj yapmak için koşturuyoruz. Şimdi bir meslektaşımızla birlikte sohbet etme şansını elde ettik. Yani yıllarca şimdi kamerayı alıp yanımızda bir muhabir arkadaşla yola çıkıp hadi röportaj yapalım. İnsanlar hayır benle yapma, hayır benle yapma. Ne var ki diyorduk yani. Ne buraya... varmış? Varmış, evet bir şeyler varmış. Haklılarmış yani. Heyecan varmış değil mi Levent heyecan abi? Heyecan varmış yani. Güzel oldu değil mi bu gece? Birlikte olduk. Çok güzel oldu. Cennet yeter, keselim. Vallahi konuşamıyorum yani, bitti. Biz de Denizli Valisi Abdülkadir Demir'e Denizli basınını bir araya getirdiği için çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diyorum. Teşekkürler. Yanımızda Denizli Horoz Medya'nın genel müdürü Sedat Kaya var. Sedat abi nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim ben. Artık bey gibi bey diyemiyorum abi. Ya da hanım diyemiyorum. Abi diyorum sürekli abi. Haberlerde birlikte olduğumuz için. Abi daha güzel oluyor. Bey biraz daha. Samimiyeti abiler, kardeşler birlikte geliştirir. Bakın bu akşamki ortamda abiler, kardeşler ortamı gibi. Sağ olsun Denizli Valimiz Sayın Abdülkadir Demir bu tür organizasyonları sık sık yapıyor zaten. Bu da bir Ramazan etkinliği ve bizlerin birbirimize kaynaşması, tanışması, birbirimizi biraz daha yakın hissetmemiz gerektiği ortamlar, bu ortamlar. Ama daha genişletmemiz lazım bu ortamları. Bu mola güzel oldu değil mi? Çünkü yoğun çalışıyoruz. Gecemiz, gündüzümüz yok. Bizi bir araya getirdi. Denizli medyası çok yoğun çalışıyor. Büyükşehir oldu. Büyükşehir olunca da büyük hükümler geldi medyanın da üzerine. Ama
Bunun üstesinde de Denizli medyası gelecektir inşallah. Çok teşekkür ediyorum Sedat abi. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Denizli Valisi Abdülkadir Demir yaptı bu organizasyonu ama dağın görünmeyen yüzünde de Cengiz Özcan var. Denizli Vali Basın Müdürü. Müdürüm neler söyleyeceksiniz? Ya Denizli'nin gözü kulağı olan basın mensuplarıyla bir arada bir iftar programında bir arada olmaktan mutluyuz. Yani Denizli Valisi Sayın Abdülkadir Demir ev sahipliğinde basın mensuplarıyla burada iftarda bu ortamda aile ortamında çok güzel bir duygu. Herkese teşekkür ederiz katılanlara. Cengiz Bey sizin basınla aranız her zaman iyi olmuştur. Bu arada ayağımı vuruluyor yalnız görünmeden de. Herkes sizi tanıyor ve seviyor. Sağ olun herkes yani kalp kalbe karşıdır. Yani kalp kalbden etkileniyor demek ki. Yani karşıdakinin güzelliği bana da vuruyor. Aslında Cengiz Müdür'ü yakından tanısanız öyle bir kahkahası vardır ki dillere destan. Çok teşekkür ediyorum Cengiz Müdür. Denizli Valiliği'nin düzenlemiş olduğu yemek sadece Denizli basınındaki muhabirlere, gazetecilere özgü değil, hanımlarına, eşlerine de özgü değil mi Hasan abi? Hasan abi bu arada Yeni Asır temsilcilerinden, muhabirlerinden. Yine Ramazan ayındayız. Birlik ve beraberliğin, kardeşliğin bol olduğu bir aydayız. Sayın Valimiz de bu ayda bütün muhabirleri yine bir masada topladı. Güzel bir akşam. Kendisine teşekkür ediyoruz böyle bir organizasyon için. Tabi organizasyona eş olunca bebeğimiz ve eşimizle birlikte geldik. Güzel bir iftar oldu. İnşallah gelecek yıllarda da yine bütün arkadaşlar bir arada oluruz. Bu güzel Ramazan ayının mutluluğunu, huzurunu, bereketini hep birlikte paylaşırız. İnşallah sağlık, sıhhat dolu nice Ramazanlara Allah'ımız bizi ulaştırır. Güzel günlerde hep birlikte olmaya devam ediyoruz. Sayın Valimize de teşekkür ediyoruz tabii. Bizi bu kadar yoğun temponun arasından bir soluklanma fırsatı verdi, birlikte iftar yapma fırsatı verdi. Evet doğru, 7 gün 24 saat haber peşinde koşuyoruz. Bu yoğun tempoda bizim de dinlenmeye ihtiyacımız var. Bu böyle güzel toplantılar ve güzel ortamlarda yapılan bu tür etkinlikler bizim için de ayrıca dinlenmeye de vesile oluyor. Moralde de yapıyoruz, kendimize geliyoruz. Yarınki programlara, takip edecek haberlere daha da adaptasyonumuz artıyor. Tabii bu da haber ve başarı kalitesini artırıyor. İnşallah Ramazan ayı huzurla geçecek. Bayrama ulaşacağız. Bayramda da yoğun bir tempo bizi bekliyor. Bayramdan sonra da yaz tatili, okulların açılmasıyla birlikte yine hareketli, bol koşuşturmalı günlerde haber peşinde olmaya devam edeceğiz. Tabii her şeyin başı sağlık. Allah sağlık verdikçe bu işi yapmaya devam edeceğiz. Böyle organizasyonlarda hep birlikte olmak da güzel. Haberin dışında kendi arkadaşlarımızla sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. Bu tür etkinlikler de insanların birbiriyle kaynaşmasına da vesile oluyor. Yoğun tempoda belki günlerdir birbirimizi görmediğimiz arkadaşlarla yine birlikteyiz. Güzel oldu bence. Çok güzel oldu. Hayırlı Ramazanlar diliyorum Hasan abi. Teşekkür ederim. Denizli basını görsel olsun, yazılı medya olsun. Arkadaşlarımız, abilerimize, büyüklerimize konuşmaya devam ediyoruz. Denizli Vali basın da burada, basın birimi de burada. Faruk abi nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyiyiz bizler de. Güzel oldu değil mi yemek? Çok güzel oldu. Sayın Valimizin, Denizli'mizin il ve ilçelerinde görev yapan basın temsilcilerine Ramazan'da böyle bir güzel Ramazan gününde iftar yemeği vererek bir arada olmalarını sağlaması çok güzel bizler için. Keyifli geçiyor. Herkes muhabbet ediyor. Müdürüm el sallıyor. Cengiz abi oradan beni güldürmeye çalışıyor. Az önce ben Levent abiye yapmıştım çünkü. Oradan benden kopya çekti. Şimdi intikam sırası. Evet, eden bulur. Aynen. Öyle oldu. Katılıyorum. Siz de geçiyor. Valilik basın birimindesiniz. Sizde de bir koşturmaca var. Vali Bey nereye, siz oraya. Aynen. Haberleri yazmalar falan. Aynen. Yoğun geçiriyoruz değil mi? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz basın işini? Aslında biz tam olarak sizin kastettiğiniz sahadaki basının icra edilmesinde değil de daha çok sizlerle kurumlar arasında birer aracı, evet, vali bey arasında vali birer bey aracı gibiyiz. Fakat tabii ki valinin programlarını önceden bizler gördüğümüz için ona göre bir hazırlık yapıp biz ön bilgilendirmeyi yapıyoruz. Kurumların basın duyurularını, basın bültenlerini, organizasyonunu, yerel basınımızın, ulusal basınımızın temsilcilerinin gerekli iletişim, dilekçe, talep ve görüşlerini ayarlamaya çalışıyoruz.
Dönem dönem yoğun geçiyor. Tabi Ramazan'da belki şu anda gündüzleri sakin geçiyor olabilir ama normal zamanda tamamen Valibin programına ve Denizli gündemine endeksli olduğu için yerel ulusal basının, internet medyasının da takibi bunun içine girdiği zaman ciddi yoğun geçiyoruz diyebiliriz aslında. Sizler de bizler kadar yoğun çalışıyorsunuz diyebiliriz. Demeyelim. Haksızlık etmeyelim. Bize haksızlık etmiyorlar. Çünkü bu konuda mütevazi olamayacağız. İşin mutfağındaki kısım Denizli basını, kurumsal basın değil. Yani değil. Sizler sahadasınız. Gece gündüz 7-24 bu işi layıkıyla yapmaya çalışıyorsunuz. Televizyonlar, gazeteler ve internet olarak. Ben gerçekten o konuda aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Çok teşekkür ediyorum Faruk abi. Sağ olun. Değil. Sağ olun. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Size de hayırlı Ramazanlar. Teşekkürler. Çok sağ olun. Biz görünen kısmındayız ekranın ama bir de görünmeyen kısmında insanlar var. Kameraman arkadaşlarımız var. Yanımızda da DRT'nin en hızlı kameramanlarından birisi var. Berda abi nasılsın? Eyvallah Canet'im, sen nasılsın? İyiyim ben de, sağ ol. Sürekli Adalet Parkı'ndayız. Belediye başkanımızla birlikteyiz. Yoğun geçiyor. Evet. Görüşemiyorduk. Basın hiç iftar yapamıyor diye yakınıyorduk aslında. Denizli valisi de vesile oldu. Birlikte yemek yedik. Evet, gerçekten güzel oldu. Biz de siz Adalet Parkı'ndaydınız. Biz de İncelipınar Parkı'ndaydık. Orada ben 2 haftadır oradaydım. Sürekli oradan canlı yayın yapıyorduk. Tabii geceleri çalışmaya başladık. Bizim için daha iyi oldu. En azından sıcaklardan biraz feragat etmiş olduk bu sayede. Rahattık yani. Artık televizyona döndük. Normal gündeme dönmeye başladık. Ben artık yarından itibaren normal gündemdeyim. Ve bu yemek de bence mükemmel oldu. Zaten Ramazan ayı birlik ve beraberlik ayı. Bu sayede de bir araya gelmiş bulunduk. Basından kişilerle. Basın çalışanlarıyla beraber. Çok teşekkür ediyoruz valimize. Çok sağ olsun. Size teşekkür ediyoruz. Bizi bir araya getirdiği için. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz Ferda abi. Röportajı benimle yaptığınız için çok sağ olun. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Yazılı basın dedik, görsel basın dedik. Bir de internet temsilcilerimiz var Denizli'de. Pamukkale Haberi'nde temsilcisi, sahibi Tahir Aygün. Tahir abi nasılsın? İyiyim Cennet, sen nasılsın? İyiyim ben de. Sürekli seninle koşturmaca halindeyiz. Başkanı takip ediyoruz. Evet, bugün bir soluklandık Denizli Valisi'nin verdiği yemekte. Vallahi bir yarım saatlik mola verdik diyelim. Çünkü bugün ben takip etmiyorum. Arkadaşım takip ediyor ama Tahir abi buradan Şemikler'e geçecek sanırım. Aynen, buradan Şemikler'e geçeceğim. Nasıl geçiyor Ramazan? Yoğun. Hayatımın en hızlı Ramazanı diyebilirim. Hem sıcaklar hem de 16 saat süren bir oruç dönemi var. İnsanlar özellikle gündüz vaktinde çok fazla duramıyorlar. Hep nasıl anlatayım, bir durağanlık var. Ve gece Denizli çok hareketli. Özellikle iftardan sonra. Biz de bu hareketliliği yansıtmaya çalışıyoruz. Hem ben internet sitesinde, sizler de televizyonlarda. Bu hareketliliğin peşinde koşmak gerekiyor. Ve yoğun bir şekilde geçtiği için de ilk defa bir mola verdik. Bir yarım saatliğine. Sayın Valimize teşekkür ederiz. Polis evinde bize güzel bir iftar verdi. Gazeteci arkadaşlarla bir arada olma fırsatı sundu. Böyle beraberliklerin sürekli hale gelmesi gerekiyor. Mesleki içi dayanışma yapmamız lazım. Birbirimizi tanımamız lazım. Ben bakıyorum şu anda tanımadığım çok fazla gazeteci var. Var değil mi var aslında? Ben, ilk defa gördüklerim var. Demek ki uzak kalmışız. Bu yönden de Sayın Valimize teşekkür ederiz. Pamukkale TV'ye de bu mutluluğu, bu birlikteliği yansıttığı için de teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ediyoruz Tahir abi. Hayırlı Ramazanlar hayırlı diliyorum. Hayırlı Ramazanlar. İftardan önce, yemekten önce İhlas Haber Ajansı'nın muhabiri Emra bir an önce yanından gitmek istiyordu. Çünkü 20 dakika kaldı, az kaldı, acıktım, susadım derken şimdi bomba bir şekilde bir daha muhabbet etmek istiyorum dedi. Ya şimdi daha rahatım, artık açlığım gitti. Kendimi daha iyi hissediyorum ve Sebahattin arkadaşım da yanımda. Güzel bir yemekti. Sayın Valimiz sağ olsun hep beraber basından arkadaşlarla birlikte olduk. Hepimiz için çok güzel bir yemekti. Sayın Valimize çok teşekkür ediyoruz. İnşallah seneye yine Sayın Valimizle bir iftarda buluşuruz. İnşallah, inşallah. Yanımızda
Anadolu Ajansı muhabirlerinden, en acar muhabirlerinden, asayiş muhabirlerinden Sebahattin var. Sebahattin nasılsın? Teşekkür ederim. Nasılsınız? Bu arada hiç ayırmaz. İyiyim, sağ ol. Nasıl gidiyor? Allah'a şükür. Koşturmaya çalışıyoruz. Ya senin hakkında bir dedikodu var. Denizli'nin en hızlı asayiş muhabiri diyorlar. Ramazan Çetin falan. En hızlı Ramazan abi. Ondan sonra ben geliyorum herhalde. Öyle mi? Ramazan abi için sen geçenlerde iyi değildir demiştin ya. En hızlı benim demiştin. Ya Ramazan abi için dönem dönem. Ama dönem dönem var. Yaşlandı artık. Yaşlandı. Bazen tabii kötü şeyler yapıyor. Ramazan abi seviyoruz ama tabii bazen bizim canımızı sıkıyor. Ya Ramazan abi bizim idolümüz. Onun evet. Arkasından peşinden... Aa, yaşlandı artık. Bir çeksin değil mi? Olabilir mi yani? Deniz'de tanımadığı polis yok ya. Polisi yok. Genç. Zabıta yok. Zabıta bile selam veriyor. Hani abi nasılsın diye. Herkes ona selam veriyor. O yüzden bu canımız sıkıyor. Artık emekli olmasını istiyoruz. Ramazan abinin. Buradan ama... Osman abiye de söylüyoruz yani. Söylüyoruz. Ramazan abi bir elini ayağını çek yani. Böyle... Evet Ramazan abi bizden... Gözleri ışıl ışıl gençler var yani. Neler söyleyeceksin? Ramazan nasıl geçiyor? Sen de... zorlanıyorsun bildiğim kadarıyla bu sıcaklarda. Tabii ki çoğunlukla dışarıda çalıştığımız için sıcaklarda zorlanıyoruz. Ama genel itibariyle iyi geçiyor. Yani doğruçlarımızı tutmaya çalışıyoruz. Biz haberlere gittiğimiz zaman da çok eğleniyoruz değil mi? Birlikte olduğumuz zamanlar. Tabii ki yani haberde bir araya gelince ne yapacağız? Geyik muhabbeti çevireceğiz ki zaman geçsin, güzel şeyler olsun. Yani kameraman arkadaşım Musa var mesela her zaman haberlerde olmadığınca canımız sıkılıyor. Ya da halı sahaya gittiğimizde Musa yoksa bizim takım yeniliyor. Yani bu birlikteliğimizi sağlıyor. Sayın Valim de bugün buna vesile oldu sağ olsun. Güzel bir geceydi. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah seneye yine Ramazan'da. Biz sık sık bir araya geliyoruz arkadaşlarımla ama Ramazan tadı da bir başka sizlerle birlikte. Yanımızda Hizmet Gazetesi imtiyaz sahiplerinden biri var, ortaklarından. Ümit Varol yanımızda. Ümit abi nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Çok iyi oldu. Hepinizi bir arada gördüm. Uzun zamandır görüşememiştik. Evet bizim camiye birazcık böyle cadı kazanı gibidir. İnsanlar hep böyle birbirine rakiptir ama böyle ortamlarda kardeşçe, arkadaşça bir dostluk yemiyor oluyor. O da Sayın Valimizin sayesinde oluyor. Toplanıyoruz böyle Ramazanlarda bir gün de olsa. İyi oluyor. Ama şimdi dışarı çıkınca tekrar kendi kazanımıza tekrar girip rakipler işte cadı kazanı tekrar başlıyor. Haberlere geri döneceğiz burada. Yarım saatlik bir mola verdik. Muhabirler haber savaşı. Yöneticiler işte artık ticari rakipler olarak. Ama tabii güzel bir dostluk var. Deniz'de aslında o konuda hiçbir sıkıntı yok. Hele böyle Ramazan sofralarında muhabbetler. Şimdi aşağı indi. Biz tekrar başımıza kaldık burada. Muhabbet daha da güzelleşti aşağıda. Biz de vakit kaybetmeden aşağıya inelim. Evet. Ümit abi çok teşekkür ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum.